Polis merkezi amirlikleri, vatandaşlarımızın güvenlik hizmetleri kapsamında müracaat ettiği ilk yer, polisle vatandaşın ilk temas noktası konumundadır. İyi günler, kolay gelsin. İyi günler, buyurun. Pasaportumu kaybettim de bu konuyla ilgili hangi işlemleri yapmalıyım? Merhaba, kolay gelsin. Buyurun beyefendi. Hanımefendi, benim bir şikayetim olacaktı. İyi günler. İyi günler hanımefendi, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Yabancı ülke vatandaşlar için tercüman olarak görevlendirildim. Bunun için gelmiştim. Vatandaşlarımızla en üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınması amacıyla vatandaşların güler yüzle, güven verici ve beklentilere odaklanan bir şekilde karşılanarak, hem polis merkezi amirliklerindeki hem de polis merkezi amirlikleri dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılabilmesi için 81 il 700 polis merkezi amirliğinde güven masası uygulaması hayata geçirilmiştir. Hoş geldiniz. Ben siteler tarafında çalışıyorum. Nüfus sınavını yenilemek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Vay be sizin çalışmanız. Sağ olun, hoş geldiniz. Yardımlılıktan çıkmışımız için nereye müracaat edebiliriz? Evet. Kiralık bir dairem vardı. 6 aydır kiracım kirasını vermiyor. İyi günler. İyi günler beyefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? Trafik kazası yapmışsın ama 100 sene geçti. İyi günler, kolay gelsin. İyi günler beyefendi. Ben fotoğrafçıyım. 2 gün sonra bizim bir kırdığımız var. Müşterilerimiz drone ile çekim yapmamızı istiyor ama nasıl izin alabiliriz, kimden izin alabiliriz? Bununla ilgili adliyeye gideceksiniz. Takliye davası açmamız gerekiyor. İşlemlerinizi orada halledebilirsiniz. Ankara Valiliğine müracaat etmemiz gerekiyor. Valilik bünyesinde açık kapılar var. Buraya müracaat ederseniz onlar size yardımcı olurlar. İyi günler hanımefendi. Güven masası uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Kimlik bildirimi yapmak için gelmiştim. Güven masasında bulunan yetkili personelin beni doğru şekilde yönlendirmesiyle işlerimi hem kısa hem de hızlı bir şekilde halledebildim. Ben pasaportumu kaybetmiştim. Yapacağım işlemlerle ilgili buraya bilgi almak için geldim. Güven masasındaki yetkili arkadaşımız sağ olsun çok yardımcı oldu. Yani ben çok beğendim, çok başarılı buldum. Umarım buna benzer projeler sürekli karşımıza çıkar. Hani insan ilk bir yere girdiğinde hani mutlaka birisinin karşılaması gerekiyor onu. Güler yüzle güzel bir şekilde karşıladı ve yönlendirdi. Çok güzel bir uygulama. Bu projeyi gerçekleştirenlere eline verdiğine sağlık. Başarılar dilerim. Ben ilk defa Karakol'a geliyorum. Fakat çok memnun kaldım. Böyle bir uygulamadan haberim yoktu daha evvel. Evet. Bir şey danışmak için geldim ve özellikle de bir bayan arkadaşın karşılamasında çok memnun oldum. Çok güzel bir uygulama olmuş. Öncelikle dışarıda kötü bir olayla karşılaştığım için çok üzgünüm. Buraya geldim, arkadaşım beni güzel yüzlü bir şekilde karşıladı. Öncelikle burada işlemlerimi daha çok çabuk halletti. Evet. Çok memnunum. Yardıma muhtaç komşumuz için gelmiştim buraya. Gayet güzel dinlendim, ilgilendiler, yönlendirdiler. Çok memnunuz. Karakoldan bir bilgi almaya gelmiştim. Karşılayan memur çok güler yüzlüydü. Adliyeye yönlendirdi beni. Yani gayet güzel bir uygulama. Çok güzel buldum. Huzurca geldim buraya. Sıkıntılarımı anlattım. Bu tarafa yönlendirdiler. İşimi bitirdim, gidiyorum. İyi günler. Karakollarda böyle bir hizmetin olması çok güzel. Girişte eskiden geldiğimiz zaman ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi şaşırıyorduk. Güven masasına geldiğimiz takdirde arkadaşlar güler yüzle bizi karşılıyorlar, yönlendiriyorlar. Çok teşekkür ederiz, memnunuz. Güven masası uygulamasının amacı, polis halk ilişkilerini daha üst seviyeye taşımak ve polis merkezi amirliklerimizi vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla gidebileceği, şikayet ve ihbarlarını dile getirebileceği, güvenlikle ilgili kaliteli ve iyi hizmet alabileceği güvenli Türkiye vizyonuna uygun yerler haline getirmektir.